altılı uzlaşırsa ama çark acayip oy birliği mi o çokluğu mu ya da uzlaşı mı? Her neyse Kemal Bey adaylığıyla alakalı konuşmuş. Demiş ki altılı masa uzlaşırsa ben hazırım. İyi de masa orada etrafında oturanlar orada. Ki tur ziyaretleri de tamamlandı. Ne eksik ki uzlaşı noktasında sonuç alınmamasına ilişkin. Ha bu arada uzlaşı veya da mutabakat yönündeki adaylık tercihindeki kasıt nedir? Demek istediğiniz altı siyasi partinin tümü firesiz şekilde evet Kemal Bey istiyoruz mu? Yoksa matematik yönde rakamsal çoğunluk mu kastınız? 5'e 1, 4'e 2 ya da 4'e 3 olursa? Evet ya, iş berabere tercih konulsa. Bu rakamsal sonuçlar konuşulmuyor. Peki yeterli mi yuvarlak lafların 2023'e odaklı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya? Ya da altılı istedi, her şey oldu bitti mümkün mü? Partilerin tabanı, yönetim kadrosu ve tabii ki seçmenleri tek aday noktasındaki altılı masanın tercihine biat eder mi? Her altılı zirve sonrasında şu eşitlik ve mutabakat lafları var ya, o da ayrı bir handikap. Eşitlik deniliyor ama masanın koordinasyonu tek kişi de yanında bir tek kişi var, o da ben başbakan olmak istiyorum kodundan çıkmıyor. Olası hamlelerde ise sarı kartı gösteren bensiz bir hiçsin diyor. Neyse, altılı masanın uzlaşı, mutabakat ve oy birliği gayreti devam etsin. Kafaları meşgul eden HDP bu işin neresinde olacak? Masada ne mümkün oturuşu? Düne kadar HDP gülücükler atan, meşru parti diyen hukuktan, nizamdan, meclis temsiliyetinden dem vuran Akşener. Ki AK Parti ve MHP'ye HDP'yi şeytanlaştırıyorsunuz diye yüklenirken bugün diyor ki HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Nasıl bir tezat hal? Sahi, hukuken meşru olmakla Siyaseten meşru olmak arasında ne fark var? HDP'nin altılı masada oturmasına dair hukuken bir engel var mı? Yok. Peki siyaseten birlikte görünmesine, yan yana olunmasına, bir karede görünmekten engel teşkil eden siyasi tavır neyin izahatını getirir? Kaldı ki Karamolluoğlu meşru bir parti diyor HDP için. Davutoğlu biz her partiyle görüşürüz modunda. Ali Babacan dünden ittifak arazı. Kılıçdaroğlu'nu deseniz parti yönetimi hatta tabandaki seçmen bile CHP'deki değişimi CHP HDP'leşti yorumunda bulunuyor. Bir tek Akşener dün dündü bugün bugündür siyasetiyle şimdilik aynı masada olmayız diyor. Hasılı altılı masa ve etrafındaki çark çok ama çok derin bir acayiplik içerisinde dönüyor. İbre her an için değişikliğe hazır. İşte bu çarkta doğrusu ne Kılıçdaroğlu ve ne de Yavaş'a uygun tamamen İmamoğlu'na uygun. Ama o da tatil keyfiyetiyle lazım olduğunda ortada bulunmamanın zafiyetiyle treni kaçırdı. Görünen o ki altılı masa ve sokağına sokulmayan HDP eksenli siyasi mülahazalar bizi meşgul etmeye devam edecek. Çözerse Erdoğan çözer. Metropol'ün kararsız seçmen konusundaki tercihsel dönüşünü kısmi yönde analiz ederek dün sizinle paylaşmıştım. Sebep sonuç ilişkisini içeren yüzdelikleri de aktararak ki geçtiğimiz aylara kadar yüzde yirmilerin üzerinde olan kararsızların yarı yarıya düşmesi ve bunların da AK Parti'ye ekseriyetinin dönüştü olduğuna dair veri şu tezi ikmale getiriyor. Ki burada AK Parti'nin üst aklı, yönetim kadrosu ve teşkilatları çözümün adresi AK Parti'dir. Algısını güçlendirmeleri lazım geldiğini söylüyor. Çünkü birçok araştırma şirketinin de verilerinde bu bariz şekilde seçmen tarafından telaffuz ediliyor. Yaparsa Erdoğan yapar, sorunu çözerse reis çözer fikri ağırlıkta. Yani yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde Erdoğan'ın çözüm odaklı her hamlesi kararsız ve küskün seçmenin AK Parti'ye döndüğü gerçeğini ortaya koyuyor. Ki son hamlelerin dönüşte katkısı çok. Mesela icralık olan elektrik, su, telefon ve doğalgaz borçlarının ödenmesi, sağlık sisteminde yaşanan randevu sıkıntısının sona erdirilmesi, doktor maaşlarındaki artış, asgari ücreti arazam, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde maaş artışı sağlanması ve tarımda taban fiyat yükselişi nefes aldıran adımlar. Devamı şart. Tarihe düşürülen bir not. Ülkenin siyasi tarihi kısmi yönde herkesin malumudur. Parti liderleri ve partiler açısından tarihin siyasi yöndeki seyrine bakıp sürekliliğini yakalamak önemlidir. Buna da mahir olmak lazım. Çünkü o gün yaşananlar her neyse bilinmelidir ki bu günleri uzanan bir damara sahiptir. Bu da dersi ibret noktasında bugün yaşanan ve yaşatılanları daha iyi kavrama imkanını sağlıyor. Denir ya yaşananların farkına varabilmek. Demem o ki, tarih hiçbir şekilde kuru bir malumat yığını değildir. Bilakis sizi her yönüyle geleceğe götüren bir ayna ve aydınlık ışığıdır. Yani tarihten ders almak lazım. Günün sözü, sadece fazla ileri gitme riskini göze alanlar ne kadar ileri gidebileceğini öğrenir.